Merhaba, Doktor Özgerdin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 50'li yaşlardan sonra medikal estetik olarak neler yapmalıyız, cildimize nasıl bakmalıyız, hangi işlemler cildimiz için uygun, bunları konuşacağız. 50 ile 60 yaş grubu aslında benim için çok kıymetli bir grup. Neden? Çünkü ben de o yaş grubundayım. Eğer 50'li yaşlara geldiğinizde cildinize gelene kadar daha doğrusu cildinize iyi baktıysanız, işte bir takım uygulamalar yaptıysanız, cildinizin kalınlığını koruduysanız ya da sarkmasını önlemek için bir takım küçük ufak tefek işlemler yapıldıysa, eğer düzenli bir krem kullandıysanız hem yüzünüze hem boynunuza hem ellerinize, işte o zaman işimiz biraz daha kolay olur elbette. Ama o yaş grubuna kadar herhangi bir işlem yapılmadıysa, düzenli krem kullanmadıysak ya da işte cildimizin kalınlığı koruyamadıysak ya da nemini koruyamadıysak, kolajenini, elastikiyetini koruyamadıysak, işte o zaman 50 ile 60 yaş grubunda bir takım uygulamalara ihtiyaç var. Üstelik bu uygulamalar tek bir uygulamayla kalmıyor. Örneğin kaştan başlayalım. Hani alnımızdan başlayalım. Eğer 50'li yaşlara kadar eğer botoks uygulaması yaptırmadıysanız düzenli olarak ya da işte çok kırışınız var, hiçbir şekilde gençlik aşısı uygulaması yapmadıysanız işte 50'li yaşlardan sonra bu çizgiler çok oturmuş oluyor. Ve bu nedenle de botoks uygulaması aslında tek başına yeterli olmuyor. Ne yapıyoruz o zaman? Düzenli botoks uygulamalarının yanı sıra alın bölgesinde, kaş bölgesinde dolgu uygulaması yapıyoruz. Aslında biz doktorlar alın ve kaş arasında dolgu uygulamasını çok sevmeyiz. Çünkü riskli bölgelerdir. Fakat yapmıyor muyuz? Elbette yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Çok dikkatli, anatomisinin çok iyi hakim olduğumuz bölgeler bu bölgeler. Nasıl uygulayacağımızı çok iyi biliyoruz. Küçük küçük hareket ediyoruz. Birdenbire büyük uygulamalar yapmıyoruz. Örneğin bir alın dolgusu yaptığımızda bir miktar uyguluyoruz. Küçük bir miktar 15 gün sonra çağırıyoruz. Tekrar bir miktar daha uyguluyoruz. Bu şekilde güvenli olarak yapılan uygulamalardan sonra alın çizgilerimizde bir gelişme olur. Peki kaşlarımız? Kaşlarımızda da düşme olur. Eğer cilt kalınlığımız güzelse kaşları iple de kaldırabiliriz. Eğer göz çevresinde kırışmalar varsa bu yaş grubunda plexer yani plazma teknolojisi çok güzel sonuç veriyor. Kırışıklık ve bu işte göz kapağındaki sarkmalarda ameliyatsız yöntemlerden tabii bahsediyorum. Plexer ya da işte plazma teknolojisi dediğimiz yöntem çok güzel sonuç veriyor. Fakat Plexer'da bildiğiniz gibi eğer cilt hazırsa çok çabuk iyileşir. Eğer cilt hazır değilse, çok incelmişse ya da çok kırmızılı ya da lekeye eğilimi varsa işte o zaman o iyileşme süreci biraz uzun oluyor. Ama eninde sonunda iyileşiyor ve burada çok ciddi anlamda bir gençlik, bir dirilik, bir gerginlik söz konusu oluyor. Gelelim yanaklara. Yanaklar için de şunu söyleyebilirim. Eğer bir volüm kaybı varsa yüzümüzde dolgu uygulamaları güzel sonuç verebilir. Fakat bu yaş grubunda genellikle ip uygulamaları da yapıyoruz. Özellikle tercih ediyoruz hatta. İp uygulamaları yapıldığında bazen volüm kaybı olsa bile buradaki dokuyu alıp yukarıya kaldırdığımızda zaten burada bir volüm elde etmiş oluyoruz iple. O nedenle ilk önce eğer uygunsa yüzü ip uygulamaları çok daha güzel, çok daha başarılı bir sonuç veriyor. Fakat eğer cildin elastikiyetinde bir problem varsa küçük dimple'lar, işte şeyler, gamzelenmeler olabilir ip uygulamalarında. O nedenle eğer acelemiz yoksa önce cilt elastikiyetini iyice sağlamlaştırıp ondan sonra ip uygulamasına geçebiliriz. Ya da belki daha önceden cilt elastikiyetini korumuştur bu yaş grubundaki hastamız ya da işte danışanlarımız. O zaman direkt ip uygulamasına geçebiliriz. İp uygulamasından sonra eğer hala volüm kaybı varsa işte jowl hattını belirlemek için ya da belirginleştirmek için
işte yanak hatlarımızı ya da işte şakak hatlarımızı biraz daha güzelleştirmek için sonrasında dolgu uygulamaları yapılabilir. Tabii ki boyunu da çok ihmal etmemek gerekiyor. Yani yüzü yaptık, boyuna hiçbir şey yapmadık olmaz. O zaman arada 10 yaş fark var. Bu hoş görünmeyebilir. O nedenle eğer boyunda da ufak tefek problemler başlamış olur bu yaş grubunda. Bazen yapısal olarak erken de başlayabiliyor ama işte lazerler, ipler, gençlik aşıları yine boyunda uygulanabilecek başlıca uygulamalardan biri. Peki eller? Eller de çok önemli. Eller de yaşı gösterir. Lütfen elleri de ihmal etmeyelim. Peki ellere ne yapılabilir? Yine lazer uygulamaları, dolgu uygulamaları, gençlik aşısı uygulamaları, bütün bunlar elimizi genç tutmak için yapılacak güzel uygulamalar arasındadır. Tabii ki 50'li yaş grubunda yani 50 ile 60 arasında artık bizim hormonlarımız da biraz azalmaya başlıyor. Doğa bizi elimine etmeye çalışıyor ama biz direniyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Tabii yağ distribüsyonu yani yağ dağılımı değişiyor vücutta. İşte kas oranı biraz azalmaya başlıyor. Yağ kas oranı değişiyor. Bizim bu nedenle spora da çok önem vermemiz gerekiyor bu yaş grubunda. Mesela yürüyüş olabilir, pilates olabilir, yoga iyi olur, nefes çalışması çok çok iyi olur. Tabii ki bunlar her yaş grubunda önemli ama bu yaş grubunda daha da önemli. Çünkü bizi osteoporozdan koruyor, kas kitlemizi korumamızı sağlıyor. Dolayısıyla kas yağ oranını da korumamızı sağlıyor. Ve bizi daha güçlü yapıyor. Hem sağlık hem moralmen çok daha iyi oluyoruz. Eğer bir leke problemimiz varsa, östrojen azaldığı için bazı lekeler bu yaşlarda geçer. Ama bazı lekelerde aksine özellikle güneşin hasarından olan lekeler artabilir. Bu tip lekeler biraz daha kolaydır tedavisi. Hatta bazıları mesela aksine keratoz gibi lekeler tek seansta çıkabilir. Eğer kılcallarınız varsa yüzünüzde yani işte bir kızarıklık, kılcalların iriliği söz konusuysa bu yaşa gelene kadar biraz daha irileşmiştir onlar. O nedenle onların da temizlenmesi gerekebilir. O zaman yüzünüz daha da aydınlanır. Eğer kırışıklıklar varsa, böyle oturmuş kırışıklıklar varsa bu tip kırışıklıkları tek seansta düzeltmek çok mümkün değildir. Örneğin nazolabiyalde belirgin ve kırılmış bir çizgi varsa bir tek dolguyla bunu düzeltmek çok zordur. Onun için birkaç seans işte dolgu uygulamaları, gençlik aşısı uygulamaları, hatta ipli yüzü böyle kaldırdığınızda nazolabiyalin açıldığını çok iyi biliyoruz. Hatta hem nazolabiyalin hem marionetin açıldığını çok iyi biliyoruz. Gıdıya bile faydası oluyor bu şekilde kaldırmanın yüzü. Bu tip uygulamalarla mutlaka desteklemek gerekebilir. Tabii ki her vaka kendine özgüdür. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Ben genel uygulamalardan bahsediyorum size. Her yüzü görmek, her yüzü ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yaşanmışlıklar insanlarda çok küçük kırışıklıklar da yapabiliyor, çok derin kırışıklıklar da yapabiliyor. Ya da yapısal olarak böyle bir özelliğimiz olabiliyor. Cildimizin kalınlığı, inceliği yine yapısal olabiliyor ya da kendi bakımımızla da alakalı olabiliyor. Tüm bunları değerlendirmek tek tek herkese göre çok önemli. Bu nedenle de doktorunuza danışmanızı tabii ki öneriyorum. 50 ile 60 yaş arasında dudak dolgusu yapılır mı? Elbette yapılır. Sadece volüm yaratmak için dudak dolgusu yapılmaz. Aynı zamanda biz yaşlandıkça yüzümüzün değil dudağımızın da volümünü kaybediyoruz ve dikkat edin yaş ilerledikçe dudak çizgi haline gelmeye başlıyor. Yani aslında içeriye dönüyor bu kırmızı hattımız. İçeriye doğru dönüyor ve sadece beyaz deri olan kısım kalıyor. Bunu önlemek için bile hani dudak dolgusu yapmak çok çok önemli olabilir. Yaptığımızda doğal olur mu? Elbette doğal olur. Bu tamamen teknik. Kullandığınız dolgu, kullandığınız miktar ve tabii ki tecrübeyle ilgili. Eğer yüzünüze uygun
çok ince bile olsa dudaklarınıza hafif bir dokunuş yapmak bu yaş grubunda çok kıymetli olabilir. Çünkü o ilerideki dudağın içeriye girme şeyini, sürecini durdurmuş oluruz en azından. Veya dudak üstündeki kırışıklıkları durdurmuş olabiliriz. Çok küçük dokunuşlarla. Başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.